Evet, son zamanlarda sokak hayvanları bayağı bir gündeme gelmektedir. Tabii bunların önlemleri alınıyor ama yetersiz kalıyor. Barınaklar falan ağzına kadar dolmuş durumdadır. Aslında bunların önlemini ta ilk başta almamız gerekiyor. Bunların önlemleri de öncelikle düzgün eşleştirme yapılmalı. Yani yanlış eşleştirmeden, çiftleştirmeden meydana gelen köpekler melezlenmiş köpek oluyor. Dolayısıyla da sokağa terk edilmek zorunda kalıyor ne yazık ki. Çünkü iş sokakta ırk özelliklerini taşıyan iri cüsseli bir çoban köpeği veya işte komut dinleyen köpeklerin hiçbirini sokakta göremezsiniz. Öncelikle bunun önlemi bu şekilde başlanmalıdır. Tabii ki sokak hayvanları bizim için gerçekten önem taşıyor. Çünkü neticede o da bir canlı. Onun da ilgiye, alakaya ve sevgiye ihtiyacı vardır. Uyutulması gibi bu tip söylemlere tabii ki karşıyız. Hiçbir şekilde de desteklemiyoruz. Hiçbir zaman ırk özelliklerini taşıyan köpek saldırgan bir hale gelmez. Örneğin mesela çoban köpeği görevini yapar, insanlara zarar vermez. Alan korumada, sürü korumada görevi neyse onu yerine getirir. İnsanlarla kesinlikle işi olmaz ve saldırgan olmaz. Diğer ırklar için de bu geçerli. Komutla hareket eder. Saldırırsa bile komutla saldırır. O yüzden de ırk özelliğini taşımayan köpekler ne yazık ki son zamanlarda insanlara zarar vermeye başladı. Tabii ki ekipleşmeye başlıyorlar. Bağışıklık kazanıyorlar sokakta. Tabii bunlar tedavi falan edilemiyor bazıları. Dolayısıyla hastalık falan da saçabiliyor. Bunların önlemini almak için ta baştan başlamamız gerekiyor. Biz üreticiler olarak düzgün eşleştirmeler yapıp ırk özelliklerini taşıyan köpekleri üretiyoruz. İnsanların da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Sokak hayvanlarına zarar gelmesini hiçbir şekilde istemiyoruz. Thank you.